Bizim önümüzdeki dönem yaşayacağımız bir genel seçim var. Ama o genel seçimin hemen akabinde Zeytinburnu'ndaki siyasi iradenin de değişeceği bir yerel seçim yaşayacağız. Dolayısıyla amacımız, hedefimiz sadece genel seçim sonuçlarıyla sınırlı değil. Değerli arkadaşlar, birkaç gün önce İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı oldu. Ben de bugün İstiklal Caddesi'ne gidip saldırının olduğu yere karanfil bıraktım değerli arkadaşlarımızla beraber. O gün Ejrin kızımız babasının elinden tutmuştu. İstiklal Caddesi'nde yürüyordu. Hangi çocuk babasının elini tutup da mutlu olmaz? Ejil aramızda yok artık. O gün Yağmur geleceğe dair hayalleri vardı. Kendi geleceğine dair de hayalleri vardı. İstiklal Caddesi'nde o bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Altı canımızı, altı kardeşimizi biz o saldırıda kaybettik. Yaralananlar oldu. Acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin terörle, terörden medet umanlarla ve bütün terör örgütleriyle arasına net bir mesafe koyduğu bir gelecek diliyorum hep beraber. Biz güçlü bir milletiz. Biz bunları atlatırız. Biz bir arada yaşayan binlerce yıldan beri kendi birliğine halel getirmemiş bir ülkeyiz. Güçlü bir milletiz, güçlü bir ülkeyiz. Atlatırız. Atlatırız. Ama bu terör saldırısını yapanlar bu ülkeye nasıl geldi, nasıl girdi diye de sormamız lazım. İlk defa olmuyor. Daha önce de yaşadık. Afrin'den geldi deniyor. Olabilir. Peki sen ne iş yapıyordun Süleyman Soylu? O terörist Afrin'den gelip Türkiye'de aylarca kalırken elini kolunu sallayarak dolaşırken sonra o bombalı saldırıya alet olurken o bombalı saldırıyı yaparken onun bütün irtibatlarıyla beraber temastayken sen ne iş yapıyordun kardeşim? Bizim İçişleri Bakanımız genelde Süleyman Soylu diyorlar kendisine. Onun biliyorsunuz bir albümü var. Bir fotoğraf albümü var. O albümde eğer suçlu değilseniz yer alamıyorsunuz. Suçlu olmayanlara fotoğraf çektirmiyor. Uyuşturucu baronuysanız o albümde yeriniz var. Uyuşturucu satıcısıysanız o albümde yeriniz var. Bu ülkede mafyaya bulaştıysanız bir şekilde o albümde yeriniz var. Siz normal, namusuyla yaşayan, vergisini veren, bu ülkeye hizmet eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız o albümde yeriniz yok. Biz onun için kendisine Süleyman Soylu demiyoruz. Fotoğraf Süleyman diyoruz. Fotoğraf Süleyman. Bu terör örgütleri Türkiye'ye cirit atarken onların üyeleri cirit atarken mafya babaları bu ülkede cirit atarken bizim sokaklarımızda alışveriş merkezlerimizde birbirleriyle hesaplaşma içine girerken neredeydi bu İçişleri Bakanı? Bir Sırp çete lideri bizim sokaklarımızda öldürüldü. Başka birisi Sarıyer'de bir villada yıllardır yaşarken yakalandı. Daha birkaç gün önce İtalya'nın önemli suç örgütlerinden bir tanesinin içindeki bir kişi daha birkaç gün önce Türkiye'de yakalandı. 4 yıldan beri Antalya'daymış. Biz diyoruz ki
Bu ülkenin ekonomik zorlukları var, doğru. Biz bu ekonomik zorlukları aşacağız. İktidar değişir, ekonomik zorluklar aşılır. Ama siz Türkiye'yi bir kültür erozyonuna tabi tutuyorsunuz. Suçlu olanın makbul olduğu, suçu işleyenin cezalandırılmadığı ama bu son sansür yasasıyla beraber suçun ya da yanlışın söyleyenler tarafından cezalandırıldığı bir düzen kuruyorsunuz. Suçluya ceza yok, burada suç vardır diyene, gazeteciye, siyasetçiye, vatandaşa ceza var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtılar. Bu son sansür yasasının 29. maddesi üzerinde. Sansür yasası geldiğinde dedik ki bu muhalefeti susturma yasası. Gazetecileri, aydınları susturma yasası. Siz burası üzerinden adına dezenformasyon diyorsunuz ama sansür uygulamak istiyorsunuz, cezalandırmak istiyorsunuz. Olur mu öyle şey dediler. İlk dava Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı. İlk dava Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de durum çok iyi değil. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Ama biz Türkiye'yi aydınlığa çıkarabilecek kadrolara sahip bir siyasi partiyiz. Bize dönem dönem sorarlar, derler ki sizin kadrolarınız kim? Küçükçekmece ilçe başkanımız Kemal Çebi. Bugün Küçükçekmece belediye başkanımız. Beylikdüzü ilçe başkanımız Ekrem İmamoğlu. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Adana İl Başkanımız Zeydan Karadar. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız. Vahap Seçer Milletvekilimiz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben daha çoğaltırım arkadaşlar. Bu örnekleri daha çok çoğaltırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde alın teri dökmüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın öbür gün bakan olarak, milletvekili olarak bürokraside temsil edecek genel başkanımızın söylemiş olduğu liyakatli kadrolar var ve diri. Bu mücadele devam edecek arkadaşlar. Bu mücadele devam edecek. Şimdi değerli arkadaşlar, başka bir konuya geçmeden önce Süleyman Soylu'ya bir daha bir dokunayım. O hak ediyor. Fazla elleme, fazla elleme. Ellenecek hali kalmadı. Ben sadece dokunacağım. Bu terör saldırısından sonra çıktı şöyle bir laf etti. Dedi ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Değil mi? Bunu söyledi. Bu ülkede yangın çıkıyor. Muğla'da, Aydın'da, Türkiye'nin güzel yerlerinde orman yangını çıkıyor. Önden ilikliyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz yangınları söndürüyoruz. Hastanede yangın çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, söndürmeye gidiyoruz diyorlar. Yani o talimat vermese hastane yansın. Umurunda değil. Orman yansın. Umurunda değil. Yangın çıktığında bile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyorlar. Süleyman Soylu çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu terör saldırısının arkasındadır. Biz onun taziyesini kabul etmiyoruz diyor. Peki Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Gidiyor Bali'ye. Joe Biden'ın dizinin dibine oturuyor. Taziyesini kabul ediyor. Üstüne teşekkür mesajı yayınlıyor. Bu ne periz, bu ne lanet olsun. Elinizi vicdanınıza koyun. 20 yıllık bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var. Süleyman Soylu bu lafları Tayyip Erdoğan'ın izni olmadan söyleyebilir mi? İçeriye böyle, dışarıya başka türlü. İki yüzlü bir siyaset yürüyor arkadaşlar. İki yüzlü bir siyaset yürüyor. Aramızda başörtülü kardeşlerimiz var. Aynı iki yüzlü siyaset orada da yürüyor. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin meseleleri büyük, Türkiye'nin meseleleri çözümü zor ama umutsuzluğa yer yok. Türkiye'nin kadroları var. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkeyiz biz. Biz sorunlarımızı çözebilecek ferasette insanlarız.
bu ülkenin insanı da 31 Mart'ta 14 bin oy farkıyla vermiş olduğu İstanbul'u, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olduğu İstanbul'u 23 Haziran seçiminde çok zorladıkları için, milletin iradesine müdahale etme gafletinde bulundukları için 806 bin oyla daha güçlü bir şekilde, kimsenin tereddüt edemeyeceği bir şekilde perçinlemiş, o iradeyi perçinlemiş insanlar, bizim seçmenimiz. O seçimin kahramanı da burada oturuyor. Evet, tek başına yapmadı. Hepimiz yaptık. Herkesle beraber yaptı. Ama ordunun komutanı önemlidir arkadaşlar. Ordunun komutanını anmak lazım. Onun için Canan Kaptancıoğlu anmadan geçmek doğru olmaz. Değerli arkadaşlar, iktidarın şu andaki en büyük korkusu altılı masa. Altılı masa bozulsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her türlü oyunun içindeler. Daha birkaç gün önce altılı masa son toplantısını yaptı. Sizler de görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur sonuç bildirgesini. Altılı masa dimdik ayakta. Onlar o altı lider, o feraset sahibi altı lider, Türkiye'nin farklı siyasi geleneklerinden, köklü siyasi geleneklerinden gelen o altı lider, Türkiye'de önümüzdeki dönem ülkeyi, devleti, hukuk devletini yeniden inşa edecekler. Adaleti yeniden tesis edecekler. Güçler ayrılığını bu ülkeye tekrardan getirecekler. Buradaki emekçi basın mensuplarımıza hariç olarak söylüyorum. Medyadaki bu dezenformasyonu ortadan kaldıracaklar. Doğrudan sermayesi üzerinden iktidara bağımlı kılınan, doğruları değil, sahibinin sesini söyleyen medyada düzeni adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde tesis edecekler. Hep beraber çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyacağız. Ay yıldızlı pasaportumuzdan gurur duyacağız. Kimliklerimizden gurur duyacağız. Hiçbirimiz kendi kimliğini başka birisinin önüne üstünlük vesilesi olarak koymayacak. Bugün aramızda Şırnak'tan İstanbul'a gelmiş, burada iş ekmek sahibi olmuş ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan kardeşlerimiz var. Hoş geldiniz. Mardin'den gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş kardeşlerimiz var. Az önce ilk konuşmacı arkadaşımız, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde teşkilat başkanlığı da yapmış değerli kardeşimizin de geldiği Alucra'dan, başka yerlerden, Türkiye'nin dört bir yanından, coğrafyasından gelmiş İstanbul'a, bazen eğitim için, bazen iş aş için gelmiş ve buraya yerleşmiş değerli kardeşlerimiz var. Biz Şırnak'ı da kucaklıyoruz, Edirne'yi de kucaklıyoruz, Alucra'yı da unutmuyoruz, orayı da kucaklıyoruz. Bizim ayrılığa gayrılığa değil, bizim birliğe ihtiyacımız var, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kolları 85 milyonu kucaklayacak kadar geniş arkadaşlar. Hep beraber biz bu mücadeleyi vereceğiz. Başarılı olacağımızdan zerre şüphemiz yok. Önce genel seçimleri kazanacağız. Sonra Türkiye'yi düze çıkaracak adımları atacağız. Onun için de diyoruz ki bu ülke zorda. Bir an önce sandığı getirin diyoruz. İki yıldır söylüyoruz. O sandığı getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan tekrar söyleyeyim. İster erken, ister zamanında, ister baskın, ne zaman istiyorsanız buyurun gelin biz hazırız. O sandık buraya gelsin. O sandıkta ben biliyorum ki bizim yüce milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı emekletecek. Sadece Tayyip Bey'i emekletmeyecek. Tayyip Bey'le beraber siyaset yapan Zeytinburnu'ndakileri de, Üsküdar'dakileri de, Esenler'dekileri de, başka yerlerdekileri de toptan emekletecek. Hepinize geldiğiniz için, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir parçası olduğunuz için, bu ülkenin önümüzdeki dönem vereceği, bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi bir yoldaş olarak,
bizimle beraber vereceğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki aynı ailenin bir parçasıyız. Sağ olun, var olun.